izleyenler, Lokman Bizim Şehir'de bayram özele hoş geldiniz. Gerçekten 11 ayın sultanı sona erdi ve artık bayramdayız. Gerçekten bayram deyince benim aklıma gelen ve aklımızdan çıkmaması gereken kişiler var. Efendim, yaşlarımız, annelerimiz, babalarımız ve tabii ki de çocuklarımız. Bayramlar bence onlar için bayram. Eğer onların bayramlarını kutladığımızda bizim için anlamlı hale geliyor. Her bayram yaşlarımızın, büyüklerimizin, pirlerimizin ellerini öpeceğiz. Onların bayramlarını kutlayacağız. Ve tabii ki çocuklarımız. Çocuklarımızı ihmal etmemek gerekiyor. Her bayram onların harçlıklarını verip ellerinden, gözlerinden, yanaklarından öpeceğiz. Ve onlara mis gibi tertemiz bayramlıklarını giydirip onların gezmesini sağlayacağız. Çünkü bayramlar gerçekten büyüklerin ve çocuklarındır. Biz gençleri de düşen tabii ki de onların bu güzel bayramlarını kutlamak. Efendim, Kadıköy Moda'dayız. Çok güzel bir bakım evine geldik. Elimizde çikolatamız, çiçeğimiz var. Şimdi artık geleneksel hale gelen ve büyüklerimizin bayramını kutlamak için ilk gün bir bakım evine geldik. Onlarla güzel güzel eğlenceli sohbetler yapacağız. Lokman Bizim Şehir'de bayram özel başlıyor. Teyzeciğim, hayırlı bayramlar. Bizim de yavrum hayırlı bayramlar. Bayramımız kutlu olsun. Sizlerin de, gençlerin bayramı kutlu olsun. Bence gençlerin değil, bizim baş tacılarımızın, büyüklerimizin bayramı kutlu olsun. Sizin bayramınız bizim bayramımız. Sizin de bayramınız bizim bayramımız olsun. Sizin sağlığınız bizim sağlığımız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? her şey size bağlı, gençlere bağlı. Gençlik değil mi? Ben niye böyle şimdi burada sabrediyorum? Çocuklarım tatilde. Öğrendiler. 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 Şimdi onları diyorum ziyan etmeyeyim. Perişan olmasınlar. Hiç olmazsa yazlarını güzel geçirsinler. Onlar döndükten sonra ne olursam olayım. Sorun yok diyorsun o zaman. Evet. Teyzeciğim, seni bir tanıyalım biz. İsim Mezi Çandar ama Aliye Çandar diyorlar. Dedemin, niye öyle diyorlar? Dedemin babasının ismi, annesinin ismi Aliye'ymiş. Evet. Annem saraya gelin gitmiş. Saraya gelin gitmiş? Tabii. Bizim Çandarlı ailesi, Hayrettin Paşa var ya. Evet. Fatih kolundanız biz. Halak torunları. Ay maşallah. Onlar Fatih, şeyli, Çandarlı. Çandarlı. Oğlu. Bizi kadınla, halayla erkek tarafı ayrılsın diye bizimkine yalnız Çandar demişler. Hayrettin Paşa tarafı Çandarlı oğlu. Hayrettin Paşa tarafı Çandarlıoğlu, anne tarafı Çandar. Evet, anne tarafı Çandar. Peki, ne güzel vallahi, sen de şimdi lebi derya. Teyzeciğim, sana ben Pamuk Nine diyeceğim bundan sonra. Sevinirim. Sevinirim. Bak, ne güzel böyle yüzün gülüyor, sevinirim. Mutlusun. Maşallah ama gerçekten. Yaş kaç bu arada? Ben evet. 99. Yok canım, daha neler. Ya sevgilinizle 99 der misiniz? 99. Vallahi 99 yoksun sen. Varım. Ya ben seni büyük yazmışlardır. Sen olsan sen 75'sin. İndirirsin. İndirelim, 75 olsun. Aliye teyzeciğim benim. İyisin değil mi? Keyifler yerinde. İyiyim. Keyfim de yerinde. Güzel, radyomuzu da açtık, müzik de dinliyoruz. Ne zaman geldin buraya? Buraya 2 ay oldu buraya girelim. 2 ay oldu. Hemen düz ayak yere gelmişsin zaten dışarı çıkmak için değil mi? Evet. Oğluma falan yakın. Ha, o çok bu yol yakın buraya. Onlar şeydeler, Bahariye'de. Evet. Bahariye'de 10 dakikada gelip dolaşıyorlar. Şimdi yazdıklar işte. Onun için böyle idare ediyorum ki onlar burnundan gelmesin. Gelmesin, güzel güzel tatil yapsın. Bak ne kadar vefakar Aliye teyzeciğim. Atatürk'ü görmüş insanım. Hey, 99 yaşındayım diyorsun ama maşallahın var senin. Anlat bize bir eski bayramları, eski anılarını anlatsana, birazcık dinleyelim biz de. Oo, çok güzeldi. Hangisini anlatayım? Hangisini istiyorsan onu anlat. Şimdi bir defa saraylı olduğu için. Evet. Saray. Dedem saraydan, zaten annesi erken ölmüş. Evet. Saraydan bir haminle gelmiş. Oğluna evlendirmeye kalkmış. Rumeli'sinde bir yalısı varmış. Rumeli Hisarı'nda. Evet. Burada at yarışları yapılıyor ya. Evet. Burada, orada dede binmiş. Veli Efendi'nin orası.
Evet. O daha bir de Karabüsellerde çiftlik varmış. Peki de annesi çok şapkınmış babası. Babası bir Rumeli'dekini satmış. Bir hanımla yemiş. Oh. Ondan sonra bu at yarışlarını satmış. Evet. Onu da yemiş. Karabüsellerdekini de yemiş. İzlik'tekini benim bu demiş anamdan. Mahmud'un şeysi. O demiş Mahmud'un. Onu demiş sattırmam. Ona evle evlememiş. Evet. Baba yani o çapkı baba ona evlemiş. Baba Mahmud. Servet yemiş servet. Oh. Mahmud'un. Sonra işgal oldu. Önce çeteler sardı. Evet. Ben o zaman 2,5 yaşındaymışım. Çeteler sardığı zaman Ziya Bey diye bir adam bütün Rum kızlarını toplamış. İzniğin bir şey, zeyvesi vardır. Oraya götürmüş güzel mallarını mülklerini almış. Mallarını mülklerini de almış. Ya, almış. Sonra ben demiş bu izniği çok sevdim. Bana bir kız bulun. Ben demiş buraya yerleşeceğim. Haydar Bey demişler o Çandarlıoğlu'nun işte Haydar Bey. Evet. Çandarlıoğlu'nun Haydar Bey'in demişler kız kardeşi var Zehra'nın. İstersen demişler onu isteyelim. İstemişler bir falan demiş ki çok çirkin demiş. Şey mi adam için mi? Evet. Hayır. Zehra Hanım için. Zehra Hanım için. Zehra Hanım için. Çirkin demiş. Beğenmez. Yani ben şimdiden haber vereyim size demiş. Yalan söylüyor demiş. Çete reisi. Ziya Bey. Ondan sonra Zehra Hanım'la kapılar o zaman böyle görüşmek. Kapı kapalı. Hanım sen bu adamı aldın mı? Aldım. Adam sen bu hanımı aldın mı? Aldım. Nikahlanmışlar. Tabii çok esmerdi. Çok güzel sesi vardı. Çok tatlı bir kadın. Güzel bunu beyaz gelin giydirmişler. Oh. Duvaklar falan. Simsiyah bir kadın. Beyaz gelinlikli. Şimdi moda ama. Şimdi böyle evlenmeden önce kadınlar gidiyor bronzlaşıyor, iyice siyahlaşıyorlar. Beyaz güzel dursun diye. Şimdi başka. Girmiş içeriye açmış kapıyı girmiş bakmış. Beyazlar içerisinde Arap bir kadın. Evet. Yandın Ziya demiş. Başını sallamış. Şimdi yatağın baş ucunda Zehra Hala. Ayak ucunda da Ziya Bey oturmuş. Artık böyle gün ışıyormuş. Sesi çok güzeldi. Bir şarkı tutturmuş. Şarkıyı o kadar beğenmiş ki. Bir tane daha bir söyler misiniz demiş. Zehra Hala bir daha bir şarkı daha söylemiş. Üçüncü şarkı adamın en çok sevdiği şarkıymış Ziya Bey. Mest olmuş. Önüne diz çökmüş. Zehra'm demiş. Vay vay vay. Ben büyürken de Ziya Bey'in ağzından Zehra Hanım diye bir kelime Zehra. Hep Zehra. Hep Zehra. Vallahi çok güzel anlattın. Ne güzel bir sohbet oldu ya. Şimdi bize bir de eski Ramazan'la bayramını anlat. Böyle bayramda ne yapardınız çocukken? Nasıl geçerdi? Bir onu anlat. Oo, bir şimdi bahar, Nisan geldi mi? Evet. Hep bize yerli mallar vardı o zaman. Evet. Çok güzel kumaşlar çıkartırdı. Güzel birer elbise dikerlerdi bize. Oh. Sevdiğimiz basmalardan böyle. Artık onu giyiyordunuz kırta kırta. Oh, oh, oh. Sonra da babam işte belediyesi seçilince. Belediye reisi miydi? Babam belediyesi. Nerenin? Ankara'da mı? İznik'te. İznik'te. İznik belediye reisiydi babam. Evet. Ali Çandar. Hı. Ondan sonra İznik'te işte belediyesinden Atatürk geldi. Oh. Önce vali telefon etti. Ali Bey'i kutlamaya geliyorum ben diye. Babamın ismi Ali'ydi. Geldi annem çok güzel su böreği yapardı. Hemen su böreği yaptı. O kadar hoşuna gitmiş ki adamın annemin su böreği. Oh, oh, oh. Çiftlikten gelen taze tereyağı. Bol peynir. Her şey güzel çok. Un, hamur zaten kendi değirmenden. Her hafta telefon ederdi. Sadık Hanım'ın su böreği yemeye geliyoruz. Vali Bey mi? Vali Bey. Peki Atatürk geldiğinde ne oldu? Hatırlıyor musun o zamanları? Atatürk işte geldi. Atatürk artık izdi kalktı koptu Atatürk geldi diye. Atatürk belediye bahçesinde oturdu. Hı-hı. Bu kim demiş. Böyle hayran hayran. Bakıyor. Atatürk'ü seyrediyorum. Kim bu? Bu demişler belediyesinin kızı. Getirin onu yanıma. Götürdüler beni. Yüzümü okşadı. Öptü. Ne güzel adamdı gösteriniz. O güzel mavi gözler, sarı saçlar. Aman dünya güzel bir adam. Sevdi, okşadı beni falan. Ondan sonra hiç unutmadı. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman ne? 9 yaşında falan. 9 yaşında falan. Ne güzel sana kısmet olmuş. Bak Atatürk'ü de görmüşsün. Sevgili izleyenler öyle bakmayın. Atatürk'ün resmi o da. Daha ne olsun. Direkt başucumda duruyor diyorsun. Çok teşekkürler bu güzel sohbetin için.
Çok sağ olasın. Tekrardan bayramın kutlu olsun teyzem benim. Sizlerin de yavrum. Görüşürüz. İyi bak kendine. Sizler iyi bakın. Sizler iyi, biz iyi. Siz de iyi, biz de iyi. Sizi çok iyi gördük, biz daha iyi olacağız. Sağ olun. Hayırlı bayramlar olsun sağ olun. Tekrardan. Sizlere görüşürüz. Yavrum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Çok evli misin? Evliyim. Bebek var mı? Daha bebek yok. Allah bağışlasın. Amin. Güle güle büyüt yavrum. İnşallah. Şanslı çok teşekkürler. Şanslı olsun. Pamuk ninem çok sağ olasın. Sevgili izleyenler, geldik. Teyzelerim hepsi burada. Hayırlı bayramlar olsun herkese. İyi bayramlar. Ben şöyle çiçeği temsilen hemşire hanımıza bırakalım. Herkes birer çiçek zaten. Efendim nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Ben hemen teyzelerime güzel birer çikolata ikram edeyim. Sonra tamam. Sohbete başlayacağız. Hayırlı bayramlar olsun. Teyzeciğim buyurun. Hayırlı bayramlar. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çakırım, isim ne senin? Sabriye Aksoy. Sabriye Aksoy. Sabriye teyzeciğim, yaş kaç? 85. Ey maşallah. Nasıl ya. 85? Burada hiç kimse yaşlanmıyor herhalde ya. Yiyoruz, içiyoruz, rahatlıkla. Yediğim önümde, yemediğim arkamda ben diyorsun. Ben çok çalıştım. Ben terziydim oğlum. Hı-hı. Aslım Çanakkale'li. Evet. Kızlarım burada diye geldim. Sen de göçmenlik var mı? Bu gözler olsa olsa... Bulgaristan'dan Rumeli değil mi? Rumeli. Belli zaten çakır gözlerden. Rumeli. Göçmenlik güzelliği var sende. Var, sağ ol, eksik olma. Nasıl gidiyor peki bayram? Anlat biraz bayramı. Vallahi kızlarıma geldim ben buraya. İşte evet. Buraya getirdiler. Hı-hı. Bayramlaştık, şekerleri yedik. Evet. Sizlere sevindik. Ne en güzel efendim, şey. Biz her zaman geliriz yanınıza. Ol, bizi de bir oğlunuz kabul edin bundan sonra. Benim oğlum yok, 5 kız anasıyım ben. Oho, daha bir tane de oğlum var artık. Var da... Damatlarım var 5 tane. Onlar da oğlan sayılıyor ama. Onun da evlat, çok severim onları. Evet. Onlar nerede oturuyorlar? Onlar burada İstanbul'da. İstanbul'da. Kimisi Bahriyeli, kimi esnaf, kimi memur. Çalışıyorlar hep biliyorsunuz. Eşiniz yaşamıyor herhalde değil mi? Bir sene oldu öyle. Bir sene, Allah rahmet eylesin. PTT müdürüydü, Selimiye PTT müdürüydü. Oturamıyorum ben Çanakkale'de. Burada kızlarım var, geliyorum buraya işte. Mutlusun burada. Mutluyum. Nasıl güzel bir ortam kurmuşsunuz. Çok bayağı keyiflisiniz. Çok çok. Ahbaplarımız, arkadaşlarımız en iyi. En çok kimle iyi anlaşıyorsun burada? Hepsinle. Hepsiyle iyi anlaşıyoruz değil mi? Hepsinle. Hepimiz artık diyorsunuz arkadaş dost ahbap oldu. Benim eşim PTT müdürüydü. Çok gezdik. Gezdiniz. Biliyorum yabancılığın ne olduğunu. Hep herkesle konuşuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Küpelerin de çok güzelmiş. Tam gözlerinin renginde olmuş. Torunum almış bana bunları. Ne güzel. Ne zaman almış? Çok oldu mu? 2 gün, 3 gün oldu. Yeni hediye etti. Bayram hediyesi. Derin diye bir torunum var. O geldi, aldı geldi. Vallahi çok güzel. Kırmızılar. Şimdi bakıyorum. Baya bakımı süslü sen. Hayırdır? Birisi falan mı var burada? Yok ama bulacağım. Bulacağız mı burada? Öldü benimki. PTT müdürüm. Evet. Öldü, beni bıraktı. Var mı dede? Var mı burada bulduğumuz bir dede? Bulacağım bakalım. Senin baban varsa gelir. Ama benim babam evli ya. Evlendi, yeni evlendi babam. Ya neden önce gelmedi? Ne bileyim, bilseydim babama söylerdim daha önce de. Vallahi evlendi, o da 6 yıldır evli ya. Yok yok, sakın ha, ayrılmaz. Söylemeyeyim değil mi ona? Söyleme. Belki bakayım amca falan varsa. Oğlum ben şimdi evet. Evliydim ben. PTT evet. Müdürüydü benim eşim. Evet. Bu sene öldü, ben yalnız kaldım. Çanakkale'de oturamadım, kızlarım var, buraya geldim. Ne güzel. Mesaj verelim mi? Var mı böyle amca adayı falan? Yok şimdilik. Şimdilik yok. Çıkarsa memnun olurum. Ben o mübarek elini öpeyim. Sağ ol.
İnşallah olur tabii. Şaka, yani biz eğleniyoruz değil mi? Benim gibi yaşlara gel. Gönlüme göre çıkarsa evlenir. Gönlüne göre. Niye çıkmasın? Kısmet bu. Ben çok böyle haber gördüm. Oğlum yok benim. Evet. Damatların eline kalmak istemiyorum. Sen çok yaşa. Teşekkür ederim. Şimdi hadi bana bir eski Ramazan anısını anlat bakayım böyle. Eski mesela bayram geldiği zaman nasıl karşılardınız, neler yapardınız? Bayram öncesinde mesela hangi tatlılar yapardınız baklava. En çok? Baklava. Önce baklava yapılırdı. Evet. Küşi derler. Çanakkale'liyimde. Evet. Küşiler yapılırdı. Giyinir süslenir misafir beklerdik. Nasıl mesela siz yaptırır mıydınız, hazır mı alırdınız elbiseleri? Yok yok, yapardık biz. Biz zaten yapardık. Sen terzisin değil mi? Terziyim ben. Dikiş evet. Diktim. Hayatım ondan geçti. Yaşlandım şimdi, bıraktım onu. Peki kaç kaç yaşında başladın terziciliğe? 14 yaşında. 14. Kaç yıl yaptın terzicilik? İşte 40 sene çalıştım. Ey maşallah. Terziydim. Peki şimdi mesela bu gömleği sana versem dikebiliyor musun? Dikerim. Patron da çıkarırım. Pantolon da çıkarıyorsun. Patron, patron. Ha, patron. Hı. Çok teşekkürler. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar olsun. Size de öyle aile. Keyifleriniz yerinde mi efendim? Yerinde, Allah'a çok şükür. İsim öğreneyim sizden, isim? Benim ismim Gülmis. Gülmis. Evet. Yani mis gibi gül mü? Evet, öyle bir şey. Kim koymuş bu Gülmis ismini? Yani. Babam, annem. Tamam. Onlar güzel. Koymuşlar. Yaş kaç? O 75, kaç? 75 doğumluyum galiba, 1975 doğumluyum. Onun hesabını yapamıyorum. Hesabını yapamıyorum diyorsun. Yapamıyorum. Aman boş ver o zaman, önemli değil. İnsan kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır değil mi? Evet, evet. Allah'a çok şükür. İyiyim burada. Çok iyiyim. Ne zamandan beri buradasınız? Valla bir seneye yakın herhalde, belki de geçti. Peki çocuklar, torunlar burada mı? İstanbul'da mı yaşıyorlar? Oğullarım var ama bir oğlum Amerika'da. Onu pek göremiyorum. Bir oğlum da burada. O da pek sık gelemiyor. Çok İşte biz buradayız. Ne bileyim, ben isteyen gelir görür beni. Biz de geldik, görelim tabii dedik. Hoş geldiniz. Yani Gülmüş teyzeciğim. Ne iş yapıyorduk peki? Emekli olduk mu? Ben hiç çalışmadım. Hiç çalışmadınız. Ben hiç çalışmadım. Ev hanımıydınız? Ev hanımıydım. Ondan sonra işte ne bileyim ben... Eşiniz ne iş yapardı? Eşim de mühendisti. Evet. Eşim de mühendisti. Ne bileyim ben, geçindik gittik, çocuklar büyüdü falan filan işte. Allah'a çok şükür. Yani bir sıkıntımız olmadı. Belli zaten, maşallah yüzün gülüyor, keyiflisin yani. Evet, Allah dert sıkıntı göstermesin zaten. Evet, evet, amin amin. Enteresan bir durum yok. Evet. Yani benim yaşantımda öyle normal bir yaşantı işte. Torun var mı? Torunlarım var tabii. Onlar geliyor mu arada bir böyle? Gelemiyor işte, Amerika'da diyor. Amerika'da ya şimdi... O zaman buradan Amerika'ya bir mesaj gönderelim mi çocuklara, bir bayram mesajı? Olur olur. İngilizce mi söyleyeyim? İstiyorsanız İngilizce, isterseniz Türkçe. Onlar Türkçe bilmiyorlar. Türkçe bilmiyor. O zaman İngilizce söyleyin. Hi dears, I miss you very much. I hope you'll come back soon. I love you, all of you. Thank you. Dedi ki sizleri çok özledim. İnşallah yakın zamanda gelirsiniz ve sizleri çok seviyorum dediniz. Evet, biz de onların bayramını kutlayalım. Onlar da inşallah en yakın zamanda gelirler sizin elinizi öpmeye. Çok onları da seversiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi o zaman birazcık eski bayramlara gelelim. Sizin de böyle nerede o eski bayramlar dediğiniz oluyor nerede mu? Nerede o eski bayramlar? Olmaz mı? Olmaz mı? O zamanlar gençtik bir kere, her şeyden önce. Biz gençtik, bayram oluyor. Bir heves, bir şeyler falan. Sonra her şeyin tadı azaldı mı, ne oldu bilmiyorum evladım. Ya ben yaşlandım. Ya herhalde çocukluğumuzda güzel o işler. Yani evet. Değil mi? Onun o heyecanını aslında baktığımızda şimdi çocuklar da aynı heyecanı yaşamaya devam ediyor. Ediyor aslında mu? Bitmiyor. Evet, hayır, ediyor. Aman yaşasınlar ya. O güzel bir heyecan çünkü. Neler yapardınız mesela, yemekler, tatlılar, vazgeçilmezi neydi? Vazgeçilmezi börekler. Evet. Ondan sonra onlar çok önemliydi tabii. Her çeşit börek yapılırdı, ne bileyim ben. Baklava pek evde yapılmıyordu. Hayır. Dışarıdan mı, hazır mı geliyordu? Evet. Yemekler mesela, hani bayram sofraları çok böyle zengin olur. Çok güzel yemekler. Kalabalık olurdu bir kere, her şeyden önce çok kalabalık olunurdu. Allah'a şükür yani eş, dost, arkadaşlar falan filan. Keyifle
yer yer içer, otururduk yani, neşelenirdik. Yani tabii. Bayramın tadını çıkarırdık. Kesinlikle şimdi bir Ramazan ayından sonra o kadar güzel tutulmuş oruçlardan tabii, sonra değil mi? Tabii, böyle bayramın tabii, o güzelliği işte gerçekten Ramazan'ın bayramı o oluyordu. Evet. İnsanların içine ayrı bir huzur kaplıyordu. Aynen, ve tabii aynen, çocuksanız o harçlıklar, el öpmeler, gelenler, gidenler. Onlar çocukken çok keyifliydi tabii. Çok neşelendiriyordu hepimizi. Mesela çocuklar. En çok ne alındığında size çok mutlu oluyordunuz bayramlarda? Her şey, her şey, her şey güzeldi yani. Ne bileyim ben ne diye ayıramam. Mesela hiç böyle böyle özel bir isteğiniz oluyor muydu annenizden, babanızdan? Hiç. Neden dersen, annemiz babamız ne alırsa bize kıymetli. Değil mi? Çok değerli. Evet. Ne kadar güzel özetlediniz. Çok teşekkürler efendim. Ben tekrardan hayırlı bayramlar olsun. Sizlere de efendim. Efendim hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederim. Ben de bütün milletimize, bütün ulusumuza gerçekten hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. İnşallah böyle tatlı edasında değil mi? Baklava gibi, o bayramın şekerleri gibi güzel bir bayram geçiririz. İnşallah. Temennimiz bu yönde. İnşallah, inşallah. Efendim nasıl gidiyor? Birazcık anlatalım bayramda. Efendim, bu yaşlarda her şey zor gider. Biraz biliyorum. Biraz... Ama yine de gidiyor değil mi? Gidiyor, zor gidiyor. Olsa gidiyor. Tabii. Ama ben bir şey unuttum, size isminizi sormadım. Sevinç Azer. Sevinç Hanım, ne iş yapıyorduk? Emekli miyiz? Ben emekliyim. Atatürk Lisesi müdürüydüm. Aynı zamanda Fransızca öğretmeni. Ne güzel. Evet. Zaten böyle size bir Fransız mürebbiyesi havası var zaten. Evet, bu işittiğim en güzel iltifat sordular. Ne demek efendim, bu güzel yüzünüz. Ama bir şey söyleyeceğim, çok yaşlanmamışsınız siz. Yaş kaç? 90 diyelim. 90 mı? Maşallah, siz birazcık o zaman gamsızsınız galiba. Hiç takmamışsınız galiba, hiç çok üzülmediniz. Gamlı olmanın sonucu belki. Bilmiyorum yani. Ama bilmiyorum. Allah yüzünüzden bu gülücükleri eksik etmesin. Amin. Cümlenin. Efendim çocuklar burada mı? Var mı burada? Buralardalar mı? Evet, bir kızım var. Hacettepe Sanat Tarihi'nden mezun. O da ister istemez annenin mesleğini seçti. Yıllarca sanat tarihi öğretmenliği yaptı. Hani tek kızım var. Allah cümlenin evladını bağışlasın. Amin. Torun var mı efendim? Hayır, maalesef sorunum yok. Ama olsun, biz de sizin torununuzuz. Bu bayramda geldik, sizlerin bayramını kutlayalım dedik. Evet, sizin gibi ilgili, güler yüzlü ve yakışıklı. Çok teşekkürler. Benim de aldığım şu an en güzel iltifat bu. çok teşekkürler Sayın Hocam. Çok sağ olun, mutlu oldum şu anda. Ben de sizinle tanışmış olduk. Efendim, çok ben teşekkürler. Günümüze renk kattınız. Çok... Tek düzde gidiyor. Havalar da sıcak olur. Çok sıcak değil mi ya? Evet, yani herhangi bir şey yapmak istek kalmıyor. Bugünün bence en güzel şeyi o zaman bu güzel sohbetlerimiz. Evet. Peki. Sizlerin gelmesi, bizi araması, bizim monoton hayatımıza renk getiriyor tabii. Mutlu oluyoruz. Estağfurullah, ben size söyleyeyim, ben her zaman her hafta sonu gelirim yanınıza. Ne demek efendim? Bu sözünüzü unutmayın. Unutmayacağız. Beraber ben bir gün geleceğim çat kapı yine. Hepinizle beraber güzel güzel sohbetler yapacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi o zaman bir eski Ramazanlara gidelim mi? Eski bayramlara. Farklı bir şey söylemek isterim tabii. Şu anda hani belleğimi yokluyorum. Bütün Ramazanlar sanki aynıymış gibi. Çünkü çok mutlu olduğumuz için mutlu anlarımız hep birbirinin benzeri olsun değil mi? Benzer, evet. Eşiniz yaşıyor mu? Rahmetli mi? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mesela eşinizle nasıl tanıştınız? Onu ben çok merak ettim şimdi. O da öğretmen miydi yoksa? Hayır, öğretmen değildi. Muhasebeciydi. Ama yollarımız aynıydı. Ben lisedeydim. O erkek sanat enstitüsündeydi. Yani aynı camianın içindeydik sonuç olarak. Ne yapıyordu? Bilerek mi acaba sizin yolu kullanıyor olabilir mi? Sizi görmek için
tanışmak için? Öyle hoşlukları var mıydı acaba? Onlar o zaman çok güzel. Fazla ciddiydi canım. Çok ciddiydi. Çok ciddiydi. Peki, ilk tanıştığınız günü hatırlıyor musun? Adapazarı'nda lise açılmıştı. Fransa'daydım o zaman. Adapazarı Lisesi'ne tayin olarak geldim. Bana dediler ki bizim diplomalarımızda Türkçe dersi de verebilir diye bir not vardır, ibare. Erkek sanat enstitüsünün Türkçe derslerine gideceksiniz dediler. Ben de hemen hemen bitişik iki okuldu. Gittim, eşim oranın muhasebesini de yürütüyormuş. O tanıştı. Öyle tanıştınız. Öyle tanıştı. Baktınız ki bayağı değerli toplu hesabını bilen birisi. Evet, öyleydi galiba. Evet, ben de çok gençtim herhalde. Boyuna bozuna bakıp da belki de... Ama sizin maşallah boyunuz poyunuz. Verdim. Hayır, onun boyuna bozuna. Onun boyu bozuna. Evet. Aa, çok önemli. Çok boy poz. Yani uygun olmalıydı karı koca bence. Çok teşekkürler. Hayırlı bayramlar olsun efendim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ben de nice bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mübarek elinizi öpeyim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben Denizli'nin çevre kazasında annem kadın gardiyanı. O kadınları okutuyor, eğitiyor. Hepsine ayrı ayrı ders veriyor. Çok iyi yetiştiriyor onları. Ankara'dan bile teşekkür geldi. İki tane müfettiş geldi. Annemin başını sağladı da. Erkeğin de yokmuş. Bak 6 tane de kızım varmış. İnşallah hepimiz okuduk. Okuttu bizi, yetiştirdi. Allah'a çok şükür, çok memnunduk. Yani hayatımı anlatsam hem ağlarsınız hem gülersiniz. Çok teşekkür ediyorum benimle ilgilendiğiniz için. Sağ olun efendim. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Murat Demirbaş, Moda Nezih Yaşlı Bakım Evi'nin işletme müdürüyüm. Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim, çok güzel bir yer. Burası eskiden bir konak köşk falan mıymış acaba? Burası eskiden Atatürk'ün doktoru Neşet Ömer'in köşküymüş vaktiyle. 2007 yılında restore ederek bakım evine dönüştürdük. 55 yaşlımızla beraber şu anda bakım evi olarak hizmet vermekteyiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum, gerçekten hani... Türk milletinde şöyle bir algı var, işte huzur evleri, acaba yaşlarımızı oraya göndermeli miyiz ama huzur evi ve bakım evi aynı şey değil. Dilerseniz önce biraz ondan bahsedelim, huzur evi ile bakım evi arasındaki fark nedir, niye ihtiyaç var, onu bir sizden öğrenelim. Huzur evi ve bakım evi ayrı ayrı kavramlar. Huzur evlerinde sağlıklı, kendi kendine yetebilen, yürüyebilen, sağlıklı yaşların kaldığı yerler. Bakım evleri ise tıbbi ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlarımızın kaldığı yerler. Ki biz bakım eviyiz. Bakım ihtiyacı olan yaşlara hizmet vermekteyiz. Peki gerçekten biraz önce güzel güzel röportajlar yaptık. İnanılmaz güzel dostluklar kurulmuş burada. Arkadaşlıklar kurulmuş. Güzel güzel gruplar oluşturulmuş. Siz neler söyleyeceksiniz buradaki ortam için? Çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Gün içerisinde bahçeye çıkıyoruz. Bahçede hep beraber oluyorlar. Sinema salonumuzda sinema izleyebiliyorlar. Ayda bir kere konser etkinliğimiz oluyor. Gibi birçok etkinliklerimiz var. Yaşlılarımıza kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Efendim bayramdayız. Nasıl geçti bayramlar? Ziyaretçiler gelip gidiyor mu hala? Her zaman olduğu gibi sadece bayramda değil, normalde de çok yoğun oluyoruz. Tabii bayramda iki katı yoğun oluyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Yani o zaman herkese iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yüreğinize sağ olun.
Sevgili izleyenler, biraz da bahçeye inelim dedik. Bahçedeki teyzelerimle, ablalarımla sohbet etmek istiyoruz. Onlar da çardakta bu güzel havayı böyle değerlendiriyorlar. Efendim, hayırlı bayramlar olsun. Teşekkür ederim size de. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Ağrılar, sızılar var tabii, genç değiliz artık. Yok ya, yaşınız kaç? Bence yaşlı evinden... Yaşımı hiç sorma. Sormayayım mı? Ha, boş ver. Var mı? Böylelik bir kısmetim kapanır. Efendim, bu ikinci kısmet diyen oluyor. Var mı bir kısmet falan buralarda? Yok canım, artık bu saatten sonra. Ya, kaç bu saat, kaç şu anda? Saat bayağı. Oldu mu? Oldu, oldu. Sizi tanıyalım, isminizi sormadık. Sevingir. Sevin Hanım, ne iş yapıyorduk eskiden? Ben aslında dikiş deliklerdim, terzedim ama işe gittim. Paşa Bahçe Ticaret Limited şirketinde çalıştım. Grup müdürü sekreteriydim. Ne güzel. Nasıl geçti peki o zamanlar? İyi geçti tabii, gençlik o vakitler. İyi geçti. Efendim, var mı çoluk çocuk? Yok, çoluğum çocuğum yok. Çok kısa bir evlilik yaptım. Ondan sonra bir daha evlenmediniz. Ya sıkıldım mı giderim. Dayanamam öyle, gelemem diyorsunuz darallara. Ya, bak sizden bile kaçtım, yakaladınız. Ya öyle kaçmak yok, Lokman'dan kaçamazsın, gelir bulur sizi. Lokman mı neyse sizin adı? Evet, benim adım Lokman. Ha, sizin adınız. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Hani sizin de nerede o eski bayramlar dediğiniz bir anınız var mı efendim? Eski ya da... bayramlar başkaydı, gençtik çünkü. Gençliğin verdi güzellikti değil mi? Aa, tabii tabii. Peki ilk böyle hatırladınız. Ben çok da seyahat ettim. Nerelere gezdiniz? Avrupa'ya gittim, Uzak Doğu'ya gittim. Orada unutmadığınız bir anınız var mı? En çok nereyi sevdiniz? En çok nereyi sevdim? Vallahi hiç ayırt edemem ki. Japonya güzel tabii. Japonya. Avrupa'da? Avrupa'da da. İtalya'yı severiz biz daha çok. İtalya, İspanya? İspanya, hepsine gittik. Gittiniz, güzel güzel gezdik diyorsunuz. Peki eskiden nasıldır ama bayramlar, bir anlatabilir misiniz? Nerede o eski bayramlar dedik ya, ne vardı o bayramlar? Nerede o bayramlar? Çünkü annemiz babamız sağdı. Şimdi yapayalnızız, çok buraya geldik işte. Aile çok önemli. Değil mi? Aile olmak, aile kalmak. Peki şunu sormak istiyorum. Böyle kaç gün öncesinden başlardı sizde bayram hazırlıkları? Ben kazırdım evi. Bir hafta evvel. Bir hafta evvel. Ne yapardınız mesela bayram öncesinde? O günün yemekleri, tatları? Yemekler, tatlılar tabii. Mesela ne yemekleri yapardınız o zaman? Ben her yemeği yaparım. Börek yaparım çok börek. Güzel. Hangi böreği yaparsın en çok? Her böreği yaparım. Puf böreği çok yaparım. Puf böreği nasıl oluyor? Puf böreği de. Böyle küçük küçük kesiliyor şeyler. Kıyma konuluyor, döndürülüyor. Şöyle kesiliyor. Yemişsinizdir. Peki bayram sabahına uyandınız. Cicilerinizi giydiniz. Ne yapardınız bayramda? Misafir beklerdik. Benim ablalarım, kardeşlerim çoktu. Şimdi hepsini kaybettik. Onlar gelirdi. Onu annemle otururdum ben. Annem, babam. Onlar gelirdi bizi ziyarete. İşte biz de gidebilirsek onlara giderdik. Peki mahalleyi dolaşır mıydınız komşulara? Harçlık toplamaya, şeker toplamaya? Yok, onlar yok bizde. Bizde yok. Yok. Çocuklar gelirdi bize. Para verirdik. Para isterlerdi. Genelde para mı? Para. Mesela para. Eskiden mendil falan da dağıtılmış. Hatırlar mısınız o zamanları? Evet, hatırlardır. Yok, ben para verirdim. Para. Annem para verirdi. Ne güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bahçeye geldik, güzel güzel de esiyor bahçemizde. Şu anda eskiden bu yalının, bu konağın kuyusunun önündeyiz. Güzel güzel sohbetler edeceğiz. Tabii hep yaşlılarımızla konuştuk. Biraz da onlara bakan cefakar çalışanlarla konuşalım istedik. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. Ben Senay Durgun, hemşireyim. Hayırlı bayramlar olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Çok teşekkürler. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok seviyorlar sizi yalnız burada. Biz de onları çok seviyoruz. Kaç yıldır burada görevliyiz? 5 yıldır buradasınız. Artık hepsini tanıyorsunuz. Hepsini tanıyorum. Peki nasıl geçiyor burada günler? Çok zevkli. Ev ortamı çok güzel. Ev ortamında gibiyiz. Sanki evimde çalışıyorum. Ben emekli hemşireyim.
Burası benim ikinci iş yerim ve çok seviyorum, severek yapıyorum bu işi. Peki üzüyorlar mı sizi arada bir? Yok, üzmüyorlar. Üzen yok değil mi? Yok, hayır. Bayramdayız bugün. Nasıl geçti? Böyle bir gittik, bayramlarını kutlayalım dedik ama sizin nasıl geçiyor bayramınız? Bayramımız işte burada onlara bakarak, mutluluk duyarak geçiyor. Bizi ziyaretçilerimiz geliyor, onlarla ilgilenerek. Çok mutlu geçiyor. Keyifli bir şekilde. Evet. Gerçekten yaptığınız işler çok cefakarca bir iş. Allah bu güzel iyiliklerinizi de kabul etsin diyelim ve size tekrardan hayırlı bayramlar dileyelim. Çok teşekkürler. Bizler çok teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Yaşlarımızın hayatına renk kattınız. Efendim ne demek? Ben her zaman diyorum bayramlar çocuklar ve yaşlılar içindir gerçekten. Büyüklerimizi unutmayacağız. Onların bayramlarını kutlayacağız. Ellerini öpeceğiz. Böyle sadece kuru telefonla değil efendim. Gidip göreceğiz. Şimdi bazen diyorlar ya ama işte evliyim, eşimin annesi başka bir yerde, benim ailem başka bir yerde. Benim gibi yapın. Ben Ramazan bayramında eşimin ailesine gidiyorum. Kurban bayramında da ailemi ziyarete gidiyorum. Bunun için bahanemiz yok ama gerçekten geç kalmayalım bazı şeyler için. Çünkü bizim büyüklerimiz baş tacımız onlar. Onlar olmadan biz olmayız diyoruz. Diğerleri de çocuklarımız. Çocuklarımıza her zaman güzel güzel temiz eşyalarını giydirelim. Bakın yeni demiyorum. Temiz olsun, pak olsun ve güzel olsun. Bir de harçlıklarını cebine koyduk mu onlardan hala keyif alacak. Başka kimse yok. Çünkü bayramlar gerçekten büyüklerin ve çocuklarındır diyelim ve genç hemşiremize doğru dönelim. Merhabalar. Merhabalar, Özlem ben. Efendim siz ne zamandan beri buradasınız? Yaklaşık 1,5 seneye yakın burada çalışıyorum. Yani daha doğrusu bakım evinde çalışıyorum. Buradaki yaşlılar dedemiz, babaannemiz, anneannemiz gibi yani. Ben genç olduğum için öyle düşünüyorum. Kendi ailemi yerine koyuyorum yeri geldiği zaman ve böyle ziyaret olduğu zaman onlar çok mutlu oluyorlar. Mesela bugün siz geldiniz, onları çok mutlu ettiniz ziyaret ederek. Efendim illa kan bağı olması gerekmiyor. Yani sizler de böyle bakım evlerine, huzur evlerine gidip oradaki teyzelerimizi, amcalarımızı ziyaret edebilir. Onlarla güzel güzel sohbetler edebilirsiniz. Çünkü hepimizin gerçekten sohbete ihtiyacı var. Yalnızlık sadece Allah'a mahsus. O nedenle bu güzel günlerde özellikle önemli günlerde, hadi normal günlerde olmasa bile bu özel günlerde yaşlarımızı değil mi, büyüklerimizi ziyaret etmemiz gerekiyor. Aynen. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Gönül Gökmen. Gönül Gökmen. Ne güzel isim soy isim böyle, bir de uyumuş hepsi birbirine. Öyle mi? Efendim nasıl gidiyor? Siz de burada çalışıyorsunuz. Burada çalışıyorum. Çok güzel gidiyor. Ben buranın Adile Naşit'iyim. Buranın Adile Naşit'isiniz. Allah rahmet eylesin. Patronum tarafından takılan şey. Evet. İşte yaşım 66. Daha neyini anlatayım? Mutluyum, huzurluyum. Kendi yerimi hazırlıyorum. Kendi yerini hazırlıyorsun. Şimdi bir dakika burada bir duralım. Neyin yerini hazırlıyorsun? Ne oldu? Buraya mı yerleşen sen de? Herhalde. Çok mu seviyorsun sen burayı? Evet efendim. Ne güzel. Peki konuştuk mu patronla bunu? Bir... Evet. Ne dedi? Ne zaman ki dedi evden ayaktan gidiyorsun, burada kalıyorsun. Allah gecinden versin o zaman. Bana söz verdi. Daha yaşın çok genç ama 66. Tabii canım çok genç. Daha bayağı var, bir 10 yılın falan var. Var var, cazibem de var. Başka bir mesaj mı var acaba bir yerlere yine? Ne gibi? Yok yok, o tarafa geç. Geçelim mi orayı? Yok yok yok, hayatta aklının ucundan bile geçelim. Tamam. Tamam. Peki sen de buranın bir artık ferdisin, ailenin bir bireysin. Sen neler hissediyorsun? En çok neler yapıyorsunuz burada? Ben 4 senedir buradayım. Evet. Nasıl anlatayım size işte? Kendimi görüyorum o kadar. Sen R'leri söyleyemiyor mu? Yok söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorsun R'leri? Ah becerebilsem neler konuşacağım. Şöyle dilini ısır. Olmuyor. Doktora söyledim olmuyor. Ters ısırdın. Gene de olmuyor. Rrr yap bakayım. Bir rrr yap bakayım. Yok yok olmuyor. Ya bir dene dene. Rrr. Vallahi olmuyor. Şöyle bak dilini iki böyle getir şuraya. Ortaya iki dişin arasına. Rrr. Yukarıya doğru vurdur dilini. Olmuyor işte dene. Bir tane dene olmuyor deme. Olacak. Rrr yap. Olmuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Boğaz köprüsü açıldığı zaman evet. Karşıya geçiyoruz. Evet. Eşimle beraber. Ben 99'da eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Hani bu yalan değil şey dedi. Evet. Tam böyle Boğaz köprüsünü geçiyor. Sen bir ayı gel gel arabanın içine. Ayı mı? Evet. Ondan sonra söylüyorum Azmi bak ayı vay ayı vay ayı vay. Nerede kız nerede kız nerede kız diyeyim. Aga ama sokacak. Evet. Sokacak deyince anladı. Ayı mı varmış bir tane? Evet gelmiş ayıbanın içine benim. Bunda ne suçum var?
Ben de şimdi ayı anladım gerçekten. Arı mı var mı? Anladım da. Yok işte ondan vardı. Ayı vardı. Ne vardı? Ayı. Ay. Ay sen çok yaşa. Gönül teyzeciğim çok beraber, sağ ol. Hep beraber, hep beraber. Neyse ayıyı nasıl kovdunuz sonra? Ben kış kış dedim gitti. Gitti mi? Ama sokacaktı adamı. Sokacaktı değil mi? Benden geçti ona tarafa. Benim ne suçum var? O da ayı arıyor sağda solda. Çok teşekkürler teyzeciğim. Çok, vallahi çok güzel, çok güldüm ya bu güzel bayramda. Yüreğine sağlık. İşte ben böyle bir insanım. Allah bu güzelliğini, bu yüzündeki keyfi, bu gülücükleri eksik etmesin. Amin. Sözümüz söz. Sözümüz söz. Tamam. Kaç yaşına kadar dedin? Elden ayaktan düşünce değil mi? 70'in üstünde dedi. Kabul ediyorum dedi. Tamam. 70'in üstünde. Biz o zaman beraber yine geleceğiz buraya. Tamam mı? Çok teşekkürler Gönül ablacığım. Çok sağ olasın. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Aysun Yarar. Efendim kim var burada? Kime ziyarete geldik? 5 yıl önce annemi buraya getirdik. Artık burası da bizim bir evimiz gibi. Murat Bey sağ olsun çok güzel karşıladı. Ve 5 yıldır da burada gayet mutlu, huzurlu bir aile ortamı içerisinde hep birlikte yaşıyoruz sayılır. Ben sık sık geliyorum zaten. Annem Alzheimer hastası. İleri derecede oldu şimdi. 5. yılın sonunda. Aynı zamanda KOAH hastası. Makineden oksijen aldığı için buraya gelmek zorunda kaldı. Daha önce birlikte yaşıyorduk. Bayramlarımızı birlikte kutluyorduk. Yemekler yapıyordu. İşte bayramın 1. günü gidiyorduk ziyaretine. Burada da gene çikolatalarımızı alıp bayramın 1. günü geliyoruz. Ne güzel. Burada tabii tek bir annem değil, birçok anne oldu tabii ki. Onlara dokunmak, onlara sevgiyle yaklaşabilmek, onlarla konuşabildiğimiz kadar konuşma yapabilmek. Onları tabii ki anlamaya çalışmak. Bence en çok ihtiyacı olan o. Onlarla konuşmak, sohbet etmek değil tabii mi? Tabii ki. Şimdi Alzheimer farklı bir hastalık. Onların her söylediğine onay vermek, haklı olduklarını belirtmek. Artık bir şekilde uzmanlaşıyorsunuz yıllar sonra. Aslında sizin burada olmanız çok iyi oldu. Biz de Murat Bey'le bunu konuşmuştuk. Şimdi burası bir bakım evi. Siz de çalışıyorsunuz ama sürekli yanında birisinin olması gerekiyor değil mi? Ama evde de tek başına kalamadığı için ve aklınız kaldığı için mi buraya getirdiniz? Ben çalışan bir insan değilim. Evet. Fakat annemle birlikte yaşarken annem evde KOAH hastası olduğu için bir boğulma tehlikesi geçirdi. Ve bir ay yoğun bakımda yattıktan sonra doktor denetiminde ve hemşire denetiminde yaşam sürebilmesi gerekiyor. Düşündük, taşındık kardeşler, ne yapabiliriz? Araştırdık ve en güzel yerin burası olduğuna karar verdik. Güzel bir şekilde yerleştirdik annemizi ve işte 5 yıl çok mutlu bir yaşam sürdük. Şimdi annem ağır bir Alzheimer hastası. İşte acil şifa diliyoruz ama İnşallah bu güzel bayramda da dualarımız tüm hastalarımıza, bakıma ihtiyacı olan insanlar için gelsin. Bu güzel günde, bayram günde de onu yine yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Güzel, iyi ki varsınız. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Bir de böyle dışarıda olan Alzheimer hastalarını sosyal devlet olaraktan yardımlarda devletin olmasını çok arzu ediyorum. Bizler şanslıyız. Annelerimizi getirebiliyoruz. Ama gelemeyen birçok yaşlılarımız var. Devletin buna el atmasını arzu ediyorum gönülden, belediyelerin, devletin, yani böyle imkanı olan. Evet, evet yani. Çok... İnşallah dediğiniz gibi onlar da olur. Evet, iyi ki varsınız, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bayramın 1. günü Moda'da güzel bir bakım evindeydik. Teyzelerimizle, amcalarımızla güzel güzel sohbetler ettik. Onların bayramlarını kutladık. Artık programında sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Lokman Bizim Şehir'de bayram özel tımızıyla devam edecek.